Yakın bir gelecekte 8 yüksek profilli oyuncu lüks bir binanın tepesinde bir araya geliyor. Simülasyon adlı yeni bir oyuna katıldıktan sonra hepsine 100 bin dolarlık bir ödül veriliyor. Tüm üyeler toplantı yerine vardıklarında tavandaki robotik ses onları karşılıyor ve tabletlerde kullanıcı adlarıyla oturum açmalarını istiyor. Bundan böyle oyuncular birbirlerine bu kullanıcı adlarıyla sesleneceklerdir. Üst düzey hareket yakalama takımları giymeleri istenir. Aralarındaki en heyecanlı oyuncu olan Adam soyunma odasında şişmanlığıyla alay edilir. Carl kaburgalarının etrafındaki ciddi yanık izlerini gösterir ve kullanıcı adının kız arkadaşının kedisinin adı olduğunu açıklar. Hepsi giyindikten sonra içinde büyük bir tarayıcı bulunan büyük, beyaz bir odaya girerler. Tarayıcının içine girmeli ve kullanıcılarının adlarını söylemelidirler. Artık yüksek teknolojiyle zırhlanabilirler. Giydikleri takımlar oyuncunun tamamen oyuna girmelerini sağlayan ileri teknolojiyle geliştirilmiştir. Adam bu takımların yalnızca milyoner seçkinler için yapıldığını ancak bir nedenden dolayı denemek için kendilerini seçtiklerini söyler. Zahid, terörist Alt-1 lakabıyla bu oyunun bir parçası olmak konusunda şüpheye düşer. Bosnalı olduğundan dolayı oyunun rahatsız edici olabileceğini düşünmektedir. Tavandaki ses tüm oyuncular hazır olana kadar oyunun başlamayacağını söyler. Ancak Zahid orayı terk etmeye karar verir. Tam kapıya geldiğinde kapının kilitli olduğunu ve sıkışıp kaldıklarını görür. Zahid oyuna isteği dışında devam etmeyi kabul eder ve herkes başlamaya hazır. Sanal gerçeklik kasklarını taktıklarında önlerindeki tüm senaryo değişir. Şimdi binanın içinde kıyamet sonrası bir sanal dünyadadırlar. Takım elbiseleri askeri üniformalarla değiştirilir ve her şey somut görünse de sahnedeki şeyler gerçek dünyadaki dokunuşlardan etkilenmez. Ardından iri yarı bir çavuş belirir ve oyunculara o yerdeki görevlerinin ne olacağını söyler. Herkes kasklarını çıkararak çavuş diye fazladan bir oyuncu olmadığını ancak bunun oyun boyunca bazı tavsiyeler verecek bir NPC olduğunu doğrular. Sahne boyunca çavuşu takip ederler. Çavuş onlara silahları gösterir. Oyuncular bu silahların ne kadar gerçekçi göründüklerinden ve hissettirdiklerinden etkilenir. Aslında silahlar sadece onları kullanırken referans olması amaçlı kullanılacaktır. Çavuşun eğitimi onlara birkaç şişeyi vurarak silahlarını nasıl kullanacaklarını öğretmekten ibarettir. Bazıları vurur, bazıları başarısız olur ve yeleğin tek savunmaları olduğunu öğrenirler. Düşmandan doğrudan bir ateş almaları durumunda yeleklerini kaybederler ve açığa çıkarlar. Bunu kanıtlamak için çavuş birkaç oyuncuyu vurur. Böylece oyuncular yeleklerini kaybederler. Bu gerçekleşirse ve kritik durumdalarsa tek kurtuluşları hayatlarını kurtarmak için serum kullanmaktır. Çavuş tehlikeli bir terörist komandonun binayı bastığını açıklar. Oyunun birincil amacı tüm teröristleri öldürmek ve birinci kata canlı olarak ulaşmaktır. Bunu başaran kişi gerçek hayattaki 100 bin dolarlık ödülü kazanacaktır. Seviye birden başlar ve herkes orduda çalıştığı için bu tür senaryolarda biraz deneyime sahip olan Andre tarafından yönetilmeye başlar. Ekip zemini inceler ve düşmanı bulur. Andre ilk teröristi can kaybı olmadan öldürmeyi başarır. Ses oyunculara seviyeyi tamamladıklarını ve tüm puanların Andre'ye gittiğini söyler. Bir sonraki seviyeye girmek için mevcut seviyeyi bitirene kadar kattan aşağı inmelerine izin vermeyen mekanizmayı bularak merdivenlerden aşağı inmeleri gerekir. Aşağıya inmeye çalışırlarsa elektrik kablolarıyla çarpılacaklardır. Yeni senaryo bir öncekine benzer ancak oyuncular için yeni silahlar vardır. Bu yüzden Andre gruba onları nasıl kullanacaklarını öğretir. İkinci seviye yeni silahlarla donatılmış teröristleri yenmek için saklanmak, kaçmak ve karşı saldırı hazırlamaktan oluşmaktadır. Adam'ı doğrudan bir vuruştan kurtardıktan sonra Andre yeleğini kaybeder ve en iyi oyuncu ateş edilmeye açık hale gelir. Taylor oyunun gerçekliğinin dehşetiyle karşı karşıyadır. Slayer Girl kullanıcı adını kullanıyordur ama söylediği kişi olmadığını herkese söyler. Görünüşe göre gerçek Slayer Girl'ün yerine almış, bu yüzden orada olmaması gerekiyor ve bir an önce oyundan çıkmak istiyordur. Diğer kız Shelly bunların hiçbirinin gerçek olmadığını ve bunun sadece bir simülasyon olduğunu söyler. Buna rağmen Shelly teröristlerden biriyle savaşırken çıkan silah sesinin gerçek olduğunu düşünür. Bu terörist Carl tarafından öldürülür ve Carl ilk zaferini kazanır. Ancak arkadan sürpriz bir şekilde ateş açıldığı için bu zafer uzun sürmez. Carl pes eder ve NPC'den onu rahat bırakmasını ister. Ancak düşman onu yere düşürmek için yakın mesafeden tekrar vurur. Durum daha da kötüleşmeden Shelly yerde kıvranan Carl'ı kurtarır. Carl'ın tepkisi sadece abartılı olmakla kalmaz, aynı zamanda travmatiktir. Alınan hasar sadece oyunda değil, gerçek hayatta da fark edilir. Sanki gerçekten bir mermiyle vurulmuş gibidir. Shelly her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için kaskını çıkarır ve Carl'ın dışarıda belirgin bir hasarı olmadığını görür. Ağrı Andre gelene ve iyileşmesi için serumunu verene kadar devam eder. Oyunda Carl'ın etrafındaki kanlı delik ve su birikintisi anında geri yüklenir. Daha iyi hisseder ama yine de yaşadığı deneyimin karşısında travmatize olmuştur. Hepsi bir mola verir ve her şeyin bir televizyon programının parçası olma olasılığını tartışmak için bir toplantı yaparlar. Zahid paniğe kapılır ve vücudunu oldukça dar bir şekilde kaplayan takımını çıkartmaya çalışır ancak başaramaz. Andre bunun bir silah şirketi için bir
insan testi olduğu iddiasını ileriye sürer. Bazı insanlar bunun bir düzmece olduğunu düşünür ve bu doğru olsa bile para ödülü gözlerini kör etmiştir ve oynamayı bırakamazlar. Andre'ye karşı olan gerginlik artar ve ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldıktan sonra Andre ayrılmayı seçer ve hepsini kaderlerine terk eder. Andre kaskını çıkarır ve gerçek dünyanın düzleminde kalarak kızgın bir şekilde tuvalete gider. Oyunun hala devam ettiğinin farkında değildir. Aynanın önünde canlanan bir NPC onu şaşırtır. Vurulmadan önce kaskını indirmek için çok az zamanı vardır. Herkes yeni seviyenin başladığı konusunda uyarılır. Her şey başlar başlamaz Edward vurulur ve yere düşerek yaralanır. Neyse ki kendini iyileştirmek için serumunu kullanır. Taylor seviye engelinden kurtulmaya çalışır ancak planı elektrik kabloları nedeniyle hüsrana uğrar. Hepsi rastgele eylemler gerçekleştirir. Adam, turun tek başarılı hareketi olan teröristleri vurmayı başaran bir el bombası atar. Sonraki sahne Andre'nin yerde sürünerek yardım aramaya çalıştığını ancak yavaşça kan kaybından ölmekte olduğunu gösterir. Tavandaki ses oyunculara ikinci seviyeyi geçtiklerini ve Adam'ın en yüksek puanı aldığını söyler. O sırada Andre'nin uzaktan yardım çığlıklarını duyarlar. Andre acıyla yere yığılmadan önce bir zamanlayıcının geri sayım yaptığını duyar. Zamanlayıcı sona erdiğinde kasktan beynine yüksek voltajlı bir akım gelir ve Andre'nin ölümüne neden olur. Diğerleri onu yerde yatarken bulurlar ve Andre'yi kurtaramazlar. Böylece oyunda sadece 7 oyuncu kalmıştır. Zahid eline bir yangın söndürücü alır ve panikle ve terleyerek yanındakilerden kaskını çıkartması için yardım etmesini ister. Carl yardım etmeyi teklif eder. Bu yüzden Zahid eğilir ve çarpışmaya hazırlanır. Carl elinden geldiğince zorlar ama kaskı yerinden oynatamaz. Yapıldığı malzeme çok serttir. Zahid acı içinde kıvranır. Sanal gerçeklikte çavuş Zahid'i kuralları çiğnemeye çalıştığı için dövüyor gibi görünüyor ve herkesin kafası karışır. Diğerlerine oyundan çıkmaya çalışırlarsa gerçek sonuçlarla karşılaşacaklarını bildirir. Dezavantajlı konumlarına rağmen sonraki seviyeleri kayıpsız geçmeyi başarırlar. Yeni silahları nasıl kullanacaklarını öğrenirler ve gaz sızıntısı nedeniyle silahlar yerine bıçaklarla saldırmak ve göğüs göğüse savaşmak gibi şeylerle yüzleşirler. Seviyelerden birinde Adam ve Carl yaralanır ve ekip onları kurtarmak için birkaç serum kullanır. Bir süre sonra gerçek hayattaki şehirde gece olduğunu görürler. Bu nedenle yorulan oyuncular bir kez daha oradan çıkmaya çalışır. Umutsuz bir şekilde bir alışveriş arabasını camlara vurup aşağıdaki insanların dikkatini çekmeye çalışırlar. Camı biraz kırmayı başarırlar. Ancak daha o yönde ilerleyemeden çavuş gelip yeniden Zahid'e saldırır. Ancak bu sefer hasar normalden daha gerçekçidir ve Zahid'in gerçek hayatta bacağı kırılır. Zahid diğerlerinden onu sonraki seviyeler için saklamalarını ve kendi başlarına devam etmelerini ister. Ancak birkaç dakika sonra kan kaybından ölür. Yeni seviye başlar ve en acımasız oyuncu Marco düşmanla kısa bir karşılaşmadan sonra düşer. Shelley Marco'ya onu kurtarmak için serumunu verirken çatışma ve yara almadan kaçınmak için gizli kalan Taylor arkasında bir düşmanın olduğunu fark eder. Bu yüzden karşı saldırı yapmaya çalışır. Tüm bu kaosun ortasında Carl Shelley ile konuşur ve kızın ailesi olmadığını fark eder. Shelley ebeveynlerinin öldüğünü söyleyerek bunu doğrular. Carl ayrıca kendisinin de yalnız olduğunu söyler. Adam Alzheimer hastası olan büyük annesiyle birlikte yaşadığını, Marco'nun boşandığını ve Edward'ın tek çocuk ve yetim olduğunu söyler. Oyuna yalnız olmalarından dolayı seçildiklerini fark ederler ve işler kötüye giderse kimse onları aramayacaktır. Bir sonraki seviye için çavuşu farklı bir odada bir rehineye işkence ederken bulurlar. Ekibin yeni görevi bina içine yerleştirilmiş bombayı patlamadan önce etkisiz hale getirmek için rehineden şifreyi öğrenmektir. Rehine sadece Rusça biliyor ve voltaj vericilerine bağlıdır. Bu yüzden görev Edward'dan başka kimsenin sahip olmadığı bir zihinsel güç gerektirir. Adamın çığlıklarına ve merhamet yalvarışlarına aldırmadan şifreyi almak için anında yüksek voltajlı ekipmana basar. Rehine çok fazla hasar aldıktan sonra şifreyi söyler ve Adam şifreyi bilgisayara girer. Terörist oyunculara yanlış bir ipucu verdiği için güler ve göz açıp kapayıncaya kadar Taylor onu öldürür. Marco, Adam'ı kodu yanlış girdiği için suçlar ve ona gerçek hayatta saldırır. Yanlışlıkla Taylor'ı da döver. Edward, çavuşun odanın diğer tarafında bir asansör kapısı tuttuğuna dikkat çeker ve onlara kendilerini patlamadan korumak için oraya girmelerini söyler. İnişleri sırasında asansör aniden durur ve zorla dışarı çıkmaya çalışırlar. Marco kapıyı tutar ama şifre görevinde aceleci davrandığı için Adam'ı geride bırakır. O andan itibaren ikisi asansörde birkaç seviye birden ilerlerler. Yol boyunca da zorluklarla karşılaşırlar. Aynı zamanda ekibin geri kalanı da daha fazla silahı olan bir yere ulaşır ve seviyeye devam eder. Bir sonraki test için teröristler Carl'a acı verici bir anı tetikleyen bir duman bombası atarlar. Teröristler saklanır. Carl Shelley'e kız arkadaşını bir yangından kurtarmaya çalışırken kaybettiğini söyler ve vücudundaki yaraları gösterir. Bu sırada Marco Adam'ı yem olarak önden gitmesini söyler. Bunun üzerine tahmin ettikleri gibi bir terörist belirir. Marco Adam'ı düşen
geçene kadar iter ama mermisi olmadığı için bir şey yapamaz. Terörist karşılık verir ve Adam'ı vurur. Birkaç dakika sonra Adam ölür ve oyuna 5 oyuncuyla devam ederler. Taylor bir serum bulur ama Marco tarafından yakalanır. Marco serumu ister. Taylor serumu vermeyi reddettikten sonra Marco ona nefret ettiği eski karısına benzediğini söyler ve Taylor'a saldırmaya başlar. Kısa bir konuşmadan sonra Marco serumu alarak Taylor'ı vurur. Marco, Carl ile karşılaşır ve diğerlerini görüp görmediklerini merak ederler. Biraz dolaştıktan sonra Carl, Taylor'ın cesedini rastlar ve Marco'nun bir hain olduğunu fark eder. Bu yüzden sanal dünyayı Marco ile savaşmak için terk etmeye karar verir. Marco'ya saldırarak kafasını karıştırır. Marco, Carl'ı yenmeyi başarır. Ancak tam o sırada çavuş, arkadaşlarından birini öldürerek kurallara uymadığı için Marco'yu cezalandırır. Çavuşun dayağı o kadar şiddetlidir ki Marco baskıdan ölür. Son 3 oyuncu Bodrum'daki son istasyonda buluşur. Binanın altındaki bombayı etkisiz hale getirerek seviyeyi geçeceklerini düşündüklerinde yakındaki bir minibüsten bir terörist çıkar. Carl'ı vurur ve diğerleri sığına karar. Neyse ki Carl'ın bir hayat serumu kalmıştır. Ancak serumu kullanmadan hemen önce Shelley de yaralanır. Bu yüzden onu kurtarmak için Carl kendini feda etmeye karar verir. Sonrasında Edward kalan düşmanları havaya uçurmak için bir bazuka kullanır ve bombayı etkisiz hale getirmeyi başarır. Serumunu kıza veren Carl, Shelley'e yardım ettiği için mutlu bir şekilde onunla el ele tutuşarak ölür. Oyunun sonunda çavuş resmi üniformasıyla belirir ve onları son aşamaya vardıkları için tebrik eder. Edward'ın çavuşun konuşmasını tekrarladığını duyduğunda Shelley çok şaşırır. Edward'ın operasyona bilinmeyen amaçlarla katılmış bir hain olduğu ortaya çıkar. Oyun biter, sanal dünya kaybolur ve siyah üniformalı adamlar Carl'ın cansız bedenini almak için gelir. Shelley kendini savunmaya çalışır ancak bir şey yapmadan uyuşturulur. Oyuncuların tüm bilgileri sanki hiç var olmamış gibi veri tabanından silinir. Park yerinde uyandıktan sonra Shelley Edward ile konuşur. Edward ona sonuna kadar gelebileceklerine inanmadığını itiraf eder. Ama Shelley herkesin öldüğünü ve oyunun para ödülüne değmediğini söyler. Edward en azından ölen oyuncuların hayatlarına anlam kattığını ve polise gitmeye karar verirse bile Shelley'e kimsenin inanmayacağını söyler. Onu tekrar sakinleştirmek için çalışanlarından birini gönderir. Ama tam bu sırada kız karşılık verir. Edward'ın silahını çalar ve kaçar. Oyun boyunca öğrendiği tüm taktiksel bilgilerle Shelley ışıklara ateş eder ve park yerinde saklanır. Edward adamlarını peşinden gönderir. Ancak kız karanlıkta verilen savaştan galip çıkar. Silahı hayatı için yalvaran çaresiz Edward'a doğrultur ve ateş eder. Film Shelley'nin binadan çıkışıyla ve kameranın şafak vaktini göstermesiyle sona eriyor.